Vedat Milor Kastamonu'da tadı tamamda kaldı dediği lezzetler için gezmeye devam ediyor. Milor önce hanedan pide kebaba, ardından da İzberi çiftliğine gidiyor. Vedat Milor ve NTV ekibi Kastamonu gezisine devam ediyor. Her yeniliğe açık olan Milor'u meğer Kastamonu'da birkaç sürpriz birden bekliyormuş. Önce adı Kayseri ile anılan pastırmanın güzeline ve ardından da 400 yıllık bir sipahi ocağının yöresel kahvaltı veren bir mekana çevirdiğine tanık oluyor. Size anlatacağı yepyeni lezzetler de cabası. ...20 senedir ben bu pastırmalı ekmeğin metini duyarım Kastamonulu arkadaşlardan. Ne zaman onlara Konya'nın etli ekmeği desem bizim de pastırmalı ekmek derler. Tamam derim yapalım ama derler İstanbul'da yapamayız. Çünkü burada o pastırmayı bulamıyoruz. Kastamonu'da yemen lazım. İşte biz de geldik Kastamonu'da yiyeceğiz. Hoş geldiniz efendim. Kastamonu'daki kadar güzel pastırma ülkemizin hiçbir yerinde yok. Yine yörenin pastırmalı ekmeğini de Türkiye'nin başka bir yerinde bulamazsınız. Vedat Milor'a göre sırf bu ekmeği yemek için bile kış aylarında Kastamonu'ya gelmek gerek. Pide taş fırında ve kızgın tuğlaların közüyle pişiyor. Mayası samurdan, sert un ve suyla elde ustaca açılıyor. Ahmet Bey, niye kısmet oldu? Şu pastırmalı ekmeğin tadına bakacağım Kastamonu'da. Evet efendim, inşallah biz de tattıracağız size. Pastırmalı ekmek sadece Kastamonu değil, Türkiye'nin hiçbir yerinde yok. Sadece Kastamonu'ya özgün bir yiyeceğimiz. İçerisinde çemensiz pastırmadan yapılır. Tüm bölgede de, Türkiye'nin tüm bölgesinde pastırma çemenlidir. Kastamonu'daki özelliği çemensiz pastırma olmasından dolayı hem tadı buruk olmaz. İkincisi, yine Türkiye'nin her yerinde mayalı hamurdan pide türü yapılır. Bu hamurun mayasız olması. Öyle mi? Evet efendim. Hamur mayasızdır. Ve merdaneyle açılır, sert olduğu için. Öyle mi? Tabii. Mayasızdır hamurun özelliği. Bundan dolayı şişkinlik de yapmaz insanda. Kaç zamandır var burası? Efendim biz 3 yıl oldu burayı açalı. Bizim asıl mesleğimiz pastırmacılık. Öyle mi? Evet efendim. Evet, kendi imalatımız. Şimdi pastırmanızı da yemek istiyorum. Tabii. Ayrıca pastırmayı da getirdim zaten, geldi öbür dükkandan o da. Pastırmanın tadına bakacaksınız. Pastırmacılık asıl şey. Asıl mesleğimiz pastırmacılık efendim, evet. Birkaç kuşaktan beri mi yapıyorsunuz? Evet, amcam gilden, babam gilden, büyük babam gilden ayrı gelen meslek. Ne pastırmacılık güzel mesleği. Ha, bu mesleğimiz yeni. Evet. 3 yıl oldu bunu. Pastırmacılık asıl şeyiniz ama bunun ana maddesi pastırma aslında. Evet, evet. Normalde biz Kastamonulu olarak elinden bölüp... Ele bölüp. Evet efendim. Özelliği bu. Özelliği sıcak bu. Daha yalnız. Sıcak bekleyeceğim. Sıcak efendim. Bu arada evet. Mantarı tadına bakayım. Mantar dursun. Ne mantarı bu? Bu kanlıca mantarıdır. Kendim kurdum. Hepsi kanlıca mı? Evet, hepsi kanlıca. Sarımsak da çok güzel. Sarımsak attım evet içerisine. Buraya özel mantar. Kendimize yöreye has bir mantar, kanlıca mantarı. Bunu da böyle dışarıdan gelen misafirlerim olursa... Bunu İspanya'da, Barcelona civarında da çok orada, dağlarda çıkıyor. Revolon diyorlar, çok çıkar. Revolon yazılıyor, evet, revolon mantarı. Evet. Latince adları var hepsinin tabii, bizde farklı. Evet. Ben yaban mantarı çok seviyorum genellikle. Evet efendim. Tabii iyi bilmek lazım neyi yiyip yemeyeceğini. Tabii, tabii. Yoksa çok seviyorum deyip çok kısa yaşayan çok insan da var. Evet efendim. Mantara. Size güveniyorum yani bu mantık. Yok, kendiniz değilsiniz. Yani hiçbir şey sıkıntı olmaz. Olmaz hiçbir şey. Ha bu da? Bu da evet yöresel etli ekmeğimiz bizim. Bu tabii çiğ kıymadan yapılıyor. Evet efendim. İçim bakayım. Özellikle ilk benim baktığım içinin sulu olması, yağının akması. Evet efendim. Bu gerçekten öyle. Siz herhalde bu etin but tarafı değil. Değil hayır. Sırt tarafı. Sırt. Bizde bir laf vardır. Etin budunu budala yer diye. Daha önce söylemiştim. Orası yağsız ve lezzetsiz olur. Evet efendim. Teşekkür ederim bana budala muamelesi yapmadığınız için. Peki efendim. Kısmında. Biz teşekkür ederiz. Şöyle. Sırt kısmından yani. Bu sırt kısmından evet efendim. Koyalım.
İçi de sulu, bol da soğanlı bu belli. Bol soğanlı, evet. İçi sulu zaten şimdi yiyince farkına varacaksınız. Suyundaki ısıyor. Evet. Yani kastamonu tabiriyle görül görül ne? Akması lazım. Görül görül. Görül görül akıyor. Evet. Cıvıklı evet. gibi. Evet, evet. Biliyorsun buna Kayseri'nin orada da cıvıklı diyorlar. Cıvıklı yani diyorlar. Şey evet, akmalı evet. Ama onu bile yağsız artık yapıyorlar. Evet. Her şey değişiyor. Siz hala bunu... Biz o, hiç bozmadan aynı eski usul devam ettiriyoruz efendim. İşte bu gözleme değil. Çünkü gözlemeye benzer. Hayır. Bir iki yerde etli ekmek yedim. Yani dediler işte evet, birim buranın Kastamonu'nun. Ben dedim ya bu gözlemeden farkı yok. Bu gerçekten benim beklediğim. Kastamonulu arkadaşımız Müjdet Yassı Hanım'ın evinde yediğim. Tabii aynı şekilde olmuyor. Hani kıymayı bulamıyorlar ama tabii. Bu gerçek etli ekmek. Yanında güzel bir ayran da gidebiliyor bunun değil mi? Tabii yayık ayranımız var. Var mı? Bir deneyelim. Tabii hemen oradan ayran alabiliyoruz. Ete ne koyuyorsunuz? Biraz tuz. Biraz tuz. Az karabiber, evet. Az kimyon ve az da pul biberi. Onun haricinde başka hiçbir şey yok tabii şimdi. Bol soğan, evet. O da yavan olmamış, lezzet vermiş. Bir de evet, bu evet. Fırın belli çok özel bir fırın. Demin gördük bunu, işte taş fırın, tuğla. Evet, evet. Tuğla değil mi? Dibi, altı evet, şey. Evet. Tabii onda pişen ısısında böyle buharda gibi pişip çok evet. Hoş. Evet, çok hoş evet. Oluyor lezzeti. Tam yağlı bir koyu... Kendi hayvanımızın bu tam yağlı olarak da o zaman da işte dedik ya artık hep böyle modernleşti insanlar. Yani siz bunu modern yapmıyorsunuz. Ayrını da gayri modern olsun, güzel olsun. Evet. O da o şekilde şey yapmalı. Bir de makine çok çırptığı için bazen üzerine çıkarıyor yağı. Şey yapmıyor. Bardağı aktırmıyor filkeden. O da oluyor. Yani bazen arkadaşlar akşamüstü düşüyor üzerinden yağı alıyoruz. Alırım. Pideler oldukça ince açılmış. Bu işin de ustalık istediği aşikar. Unutamayacağınız ve kaybolmaya yüz tutmuş lezzetler bunlar. Çok lezzetli pastırma hakikaten olağanüstü lezzetli. Kendi imalatımız efendim. Ben bu kadar güzel pastırma ki bu. Ben bu pastırmayı pişmiş güzel de çiğini de tabii evet. Muazzez çok. Onu da yiyeceğiz, bakacağız. Tamam efendim. Bence pastırma bu kadar güzel olunca tam lezzeti aslında çiğ daha da çıkıyor. Yani etli ekmek bu nefis yani şeyde. Evet, pide nefis de. Evet, siz nasıl seviyorsunuz bu pastırmayı? Her ikisi seviyorum. Şimdi ben de ekmek olarak yani pastırmalı ekmek olarak da yiyoruz. Bir de kahvaltıda bizim simitle yenir. Susamsız. Simitle yenir. O şekilde güzel olur. Yani çünkü güneş pişirdiği için bizim pastırmamız Kayseri'nin pastırması gibi 4 günde fırında kuruyan bir pastırma değil. Bu çok farklı evet, tabii. Bir ay boyunca eskiden güneş pişirirdi de artık fabrikasyona döndüler yapmıyorlar. Şu anki hala fabrikasyona hiçbir işimiz yok. Hı. Yüksek bir yerde imalat bölümümüzün üst kısmında yani saçak dam denir bazı bölgede yüksek bir sayvanımız var. O sayvanda bir ay boyunca güneşte kurur. Güneş, rüzgar ve tuzun etkisi kurutur pastırmayı. Efendim işte nitrit, nitrat, şudur budur vesaire hiçbir şekilde başka bir içerisine katkı maddesi konmaz. Sadece tuz, güneş ve rüzgar. Her tarafından yapıyor şey, antikot kısmından, but kısmından. Antikot kısmı, but kısmı, efendim bonfile kısmı, rostoluk, biraz daha yağsız olduğu için tercih ediliyor. Oralardan, efendim şu anda sizin yediğiniz yine kaburga ve sırt kısmı. Şu an sizin yediğiniz şey pastırmada. Ben vallahi İstanbul giderken yağlı kısmından alırım biraz. Tamam efendim. Çok nefis o, böyle bir pastırma. Onu yaparız efendim. Muazzam. Bu kadar güzel ki börek gibi bu yani. Neredeyse çiğ şey kıvamlı evet, yapma. Evet efendim. Sizin fırın çok güzel. Bayağı da yüksek ateşte belli fırın. Yani, çok şey oluyor. Tabii çok ki. Yani içeride hem meşe hem gökçe ağaç deriz pastamında. Kayın ve meşe ağacı olaraktan ikisi yanar. Meşe biliyorsunuz hemen erimeyen bir ağaçın. Çok sıcaklık verir. Evet, sıcaklığı da yüksek verir. Aynı. Yüksek de o yüzden değerli evet, meşe. Bir evet, de kayın. Evet. Kayının katkısı ne? Şimdi o da meşeyi hemen hızlı tutuştursun diye. Yani müşteri burada yığıldığı zaman fırın ağır yanarsa iş yetişmez. Fırının kuvvetli olacak ki atasıya 3-5 dakika içerisinde. Tabii ki bunu da haşlamadan. Yani işte efendim iş çok sipariş çok deyip de fırını doldurup da ekmeği haşladırsan bu da makbul değil. O da makbul. Tabii, fırını çok doldurmayacaksın. Yani içini aldıra aldıra piştireceksiniz. Yoksa ekmeği de yakarsınız veya üstüne dığlattır içi hamur kalır, çiğ kalır bu sefer de. Dışını yakarsın içi çiğ kalır. Tabii. Bu hakikaten
Buharlı fırıngı bakımında hoşuma gitti. İçi çok güzel, adeta kaygan. Evet, çok evet. Güzel pişmiş, hamurlaşmamış. Evet. Dışı da yanmamış ama kızarmış. Tam kızarmış. Yani şimdi bakın gerçekten ben yurt dışına çıkınca özellikle İtalya'da muazzam pizzalar yiyorum. Bunu bir insan bir yese herhalde Türk halkı aşık olur. Ülkemizde vasat bir pizza bile zor buluyorum. Kesinlikle tutturamıyorlar. Evet. Şeyde o yediğim çok güzel pizzaların kıvamı aynı böyle oluyor. Bambaşka hamur olmasına rağmen. Evet. Böyle kenarları çok hoş pişmiş oluyor. İçerileri adeta puf böreği gibi oluyor ortası. Evet. Çok evet. Yumuşak oluyor ve şey. Onu bizde mümkün değil yapamıyorlar. Bence bizim en güzel yaptığımız şeyler hakikaten ekli ekmeğimiz. Bu tip pastırmalı ekmeğimiz ve lahmacunumuz. Evet. Güneydoğu'da özellikle. Evet. Bunları şaheser yapıyoruz. Fakat ülkede inanılmaz bir pizza modası var. Hiçbir evet. Şey ve nasıl bunu nasıl açıklıyorsunuz? Ya yani bu kadar güzel bir şey varken mesela bunu şimdi, mesela İstanbul'da bulmak mümkün değil. En bizim kötü tarafımız diyelim. Hı. Reklamımızın olmaması. Hı. Şimdi bugün dediniz ya işte pizza Türkiye'nin her yerinde çok herkesin yediği şey. Artık yeni yetişen nesil, evet. Öyle diyelim. Mesela çok olur bizim, hala oluyor. Bu da yine temelli pastırmamız. Sizin işte İstanbul'da, Ankara'da Kayseri'nin usulü yapılan pastırma. Yani Kayseri tipi diyelim. Çünkü çemen var bunda. Bu yediğiniz çemensiz pastırma. Ona özellikle vurgu vuruyorum. Kayseri'de yoktur bu olay. Veya Türkiye'nin başka hiçbir çemensiz yerinde... Yok. Çemensiz pastırma olamaz. Bu pastırma çemenli. Ya bu çemenli ama pastırma. Ama yine güneşte kurutulmuş. Evet efendim. Bu da yok. Yine kendimizin yöresel. Bir ay boyunca güneşte kurutulur. Tuz, güneş ve rüzgar fonksiyonuyla kurur. Bu da o şekil pastırmamız. Dışarıdan gelen mesela yine o şekilde örnek verelim. Almaya gelirler dükkanda çoğu zaman. İşte bir tane alıver, tadına bakıver falan. Çocuk der ki ya ben yemeyim. Kızım hamburger yiyorsun ya. Yesene. Yok yemeyim. Yani artık neslin böyle dediğiniz gibi işte hamburgerdir, pizzadır akması. Bir ikincisi de reklamımızın olmaması. En büyük avantajımız. Şu Türkiye'nin hiçbir yerinde yok. Yok. Bugün lahmacun Türkiye'nin her yerinde var. Efendim işte Konyalıların etli ekmeği, onlarınki de açık oluyor biliyorsunuz. Kıymalı pide deriz biz ona burada. Bizimki gibi bu şekilde kapalı olmaz ve mayalı hamur kullanır. Biz mayasız hamurdan kullanıyoruz. Onu da ikinci vurgu yapalım. Reklamımızın az olması. Gerçek etli ekmek Konya'nın, o da İstanbul'da kolay kolay bulamazsınız. Evet, evet. Bu çok özeldir. Kıyması da bıçak sırtı denir ona. Evet, biliyorsunuz evet. Bıçak arası denir. Zırhta çekilir. Evet. Siz de bununla zırhta çekmişsiniz. Evet, evet. O da çok önemli. Evet. Orada çok büyük var. Şu yani, şeye baksanıza. Buradan bir tane açalım hemen size. Bakın görüyorsunuz. Et böyle bütün köfte gibi. Evet içinde. Bu şekil bütün düşer. Çok lezzetli. Peki efendim. Bu hamur da sert hamur. Sert, mayasız hamurdan geliyor. O da enteresi zevkleti. Evet, İtalya'daki pizzaların üstünün bir şeyi de çok, hamuru çok farklı. Çok sert hamurdan yapıyor. Evet efendim. Hiçbir şekilde maya yoktur içerisinde. Yok. Hamur çok durarsa, mayalanırsa zaten o ekmekten de ekmek çıkmaz, düzgün çıkmaz. Ya delinir, ya biraz ekşimsi olur. Yani bunu sabahleyin yoğurduğun zaman saat 2'de atıyorum veya işte 2-2.30 gibi hamurun bitip yeniden akşam servis için hamur yoğurulması lazım. Çünkü hamur durdukça mayalanıyor biliyorsunuz. O yüzden hamurun asla ve asla mayasız olması lazım. Taze olması lazım. Evet efendim, taze ve mayasız olması lazım. Mayalı hamurdan olmaz. Müsaadenizle şu pastırma tadına bakacağım. Evet, bu kahvaltılık pastırma. Bu bildiğiniz kahvaltılık pastırma. Şu şekil şey yaparsanız yağlıları ben yağlı olarak belki yemezler de yani. Ben özellikle onları seviyorum işte. Evet. Böyle bir şey artık herhalde sırf Kastamonu'da var bu. Sırf Kastamonu'da var evet. Türkiye'nin hatta Türkiye demedim dünyanın hiçbir yerinde yok. Yok zaten pastırma bizde var. Evet. Vallahi çok teşekkürler Ahmet Bey'cim yani. Biz teşekkür ederiz efendim. Bir de bizim pastırmamızın özelliğinin bir tanesi daha efendim. Bu şekil görüyorsunuz zar gibi. Yani bizde bu bıçakla doğranır. Öyle mi? Tabii. Satır bunu... ve makine olayı yoktur. Bıçakla doğruyoruz. Evet, bıçakla yani. Doğranır. Bu incelikte ancak bıçakla doğruyoruz. Eriyor damağınızda. Evet, kaybolması özellikle. Dişe gerek yok bunun için. Evet. Ama lezzeti kalıyor. Çok evet, kalıcı evet. Ve güzel bir lezzeti var. Çemeni de kıvamında yani, aşırı şeyleri. Peynir mesela yediğin zaman bazı iyi peynirde böyle yağ gibi akar. Hani kaybolur ağzınızda. Aynı evet. O şekil. Yağ gibi akıp kayboluyor. Bir evet. De... Ama lezzeti de damağı uzun süre kalıyor fakat yakmıyor boğazınızı, eşeğe geçiyor şimdi, yani bunun da içinde, kıvamında içinde, şey acısı. Çeneminin içinde ha. Yöreye has evet. Bol taşköprü sarımsağının olması. Ha, o sarımsak da. Bir. İkincisi
işte uzun müddet dursun. Bizde pastırma yılın 6 ayı vardır. Hı hı. Yani kış mevsiminde 10. ayda başlar. Nisan, Mayıs, Mart ortasına kadar devam eder. Çünkü sarımsak fazla olduğu için dışarıda durmaz. Et hemen ekşidir. Anca soğuk bir ortam olması lazım. Pastırmayı saklayabilmemiz için. Bugün İstanbul'da askıda görürsünüz. Şeylerde, dükkanlarda askıda asmıştır adam. Dolaba falan ihtiyaç yoktur. Ondaki sarımsak olayı azdır. Bizim kattığımızı onda birini dahi katamazlar. Siz katıyorsunuz. Tabii biz yani çok fazla miktarda zaten siz çemeninde fark ederseniz sarımsak olayı fazladır bizde. Çok uzun sürüyor. Çok kullanıyoruz. Ama uzun süre pastırmamız bizim muhafaza olmaz. Yani onu söyleyeyim. Çok sarımsak olduğu için çok sarımsak olduğu için olmaz efendim. Artı içinde nitrit ve nitrat denen o olay. Yok. O olay yok. Ne kadar muhafaza oluyor bu? Bizdeki muhafazalığı çok şekil diyelim yani soğuk bir ortamda, soğuk bir ortamda yani dolapta derin dondurucuda durar. O durma. Onun lezzeti yani, biraz. Yani o şey yok. Ama en büyüğünden hani 4 gün diyelim veya 5 gün diyelim. Ha durur. Bir haftada durur. Ama bu şekil kırmızı olmaz. Hı. Aynı elma gibi düşünün. Elmayı kestiğiniz zaman sararma yapar. Bizim pastırmamızda siyahlaşma yapar. Fıçıra yedikten sonra. Hı. Yani katkı maddesi olsa sıkıntı durur. Yok. Durar yani. Yani bir hafta içinde yiyeceksiniz. Bir hafta içinde tüketeceksiniz. Evet. Evet. Bir de yazın pastırmada pastırma olayı yok. Niye? Çevenli pastırma dedik. Durmuyor. Durmuyor dedik. Durmuyor. Ha durar, dolapta durar. Derin yani dondurucuda durar. Kış gibi lezzeti olmaz. Veremeyiz. Mayıs'ta bitiyor yani. Evet, en Mayıs'ta fazla. Bitiyor efendim. Ekim sonunda falan başlıyor. Evet efendim. Bu tam zamanında geldik. Tam sizin şu an evet pastırmanın zamanı. Evet, pastırma bu mantar da yine enteresan diyelim. Zaman. Bu 9. ay sonu çıkar. Yani 10. ayın başı. Bu da işte artık 10-15 güne kadar çıkmaz. Başka mantarınız var mı daha sonra? Tabii var. Telteli var, karnıca var efendim. Bu kanlıca. Koç mantarı. Bu kanlıca yediğimiz. Koç ne zaman çıkıyor? Koç mantarı da çıktı şu anda da ondan da ekmek yapılır. Yani aynı bu şekil. Ha ekmek. Ekmeğin içerisinde konulur. Yani etli ekmek gibi ekmek yapılır. Anlıyorum. Ama turşulu kurulup yiyebilen çünkü bu ufak olduğu için mantar budur. Evet. Peki bu da çok güzel. Bunu da bitireyim. Küçük küçük evet, miniyle. Evet. Onları özel topladık sizin için. Çok lezzetli. Şimdi şöyle kaldırdığınız zaman bunu. Kıtır kıtır bu adeta. Evet. Bir de hafif şöyle suyuna baktığında uzar. Ha. Bakın görüyorsunuz. Evet, evet. Yani bu mantar olmuş. Yenilebilir. Sirke de var içinde tabii. Tabii sirke var. Sarımsak, sarımsak var. Sarımsak var. Efendim biraz daha hızlı olsun diye üzüm attım ben. Üzüm mü? Onlar üzüm evet efendim. Biraz daha mayalandırsın gibisine. Tane karabiberimiz var bunun içerisinde yine. Evet çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz efendim. Afiyet olsun. Her şey için çok teşekkür ederim de size. Kastamonu Spor maalesef 3. ligdeymiş. Fakat eğer ligler o yörenin yemek kalitesini göre olsa bırakın 3 büyükleri Trabzon ve Bursa gibi takımlara bile kök söktürürler. Bence 1. ligin ilk 3 sırasında kesin yerleşir Kastamonu Spor. Çok leziz yediğim ekmekler gerek pastırmalı olanı gerek etli ekmek. Tam benim damak tadıma göre etin güzel yağlı kısmından bol soğanlı İdeal bir fırın, mükemmel bir pişirme tekniği, mükemmel bir lezzet. Rica ediyorum izleyicilerimden, eğer lokantaya gelip ben yağlı yemem, ben soğan olmasın, benimkinde soğan olmasın falan diyen insanlar görürseniz onları ikaz ediniz. Çünkü bana öyle geliyor ki ülkemizin en lezzetli yemekleri geleneksel yemekler. Giderek bunlardan ödün veriyoruz. Çünkü Ahmet Bey gibi işini seven, iyi yapan, bilen lokantacılar bu kimselere taviz vereyim diye kendi standartlarını düşürme tehlikesiyle karşılaşıyorlar. Neyse ki burası o tuzağa düşmemiş. Bu arada diyeceksiniz ki peki kardeşim sen yiyorsun o yağlı bu yağlı falan. Kolesterol ne alemde? Onun da cevabı basit. Yemin üstüne limonlu bir soda kolesterol düşürür. Ben memnunum. Halen 200'ün biraz altında. Vedat Milor, her adımında ustalığı görebileceğiniz hanedan pide kebaba, fiyat, kalite ve lezzeti için 5 yıldız veriyor. Tadı damağımda reklamlardan sonra devam.